Evet, videomuzu burada başlatalım. Bugün videomuzun konusu iki tane arkadaşımızın isteği oldu. Birinci istek şeydi. Ben arabanın sağ tarafına çok hakim olamıyorum. Yani kendi orasını çok kontrol edemiyorum demişti. Bir de diğer bir arkadaşımız da şey demişti. Yayalar bir anda iniyor, inmiyor. İşte önümdeki adam ona yol verecek, vermiyor. Yani duracak mı, durmayacak mı, stres yapıyorum. Yani böyle umarım doğru anlıyorumdur. Yani bu kişi karşıya geçecek mi, geçmeyecek mi? Mesela şu, bakalım canlandırabilir miyiz ya? Hadi inşallah. Hadi inşallah bir şeyler olur. Şimdi burada yaya geçidi yok, tamam mı? Ve biz acemiyiz. Sonuç olarak sen bu videoyu izliyorsan büyük ihtimalle acemisin. Ve şöyle düşün. Burada yaya geçidi yok. Yol hakkı senin. Gücü eline al. Bir kere kontrol sende. Karşındaki kişiye, mesela şu an kaldırımdaki kişi kendisine atar mı atmaz mı? Bak, bir tane bir bayan arkadaş var. Kendine atar mı atmaz mı? Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Ben kararlı şekilde yolumda gittiğim için kırmızı ışıkta kalıyorum. Neyse, konuşacak vakit oluyor. İyi oluyor. Daha güvenli şimdi. Ama keşke böyle bir atladı atlamadı olsaydı. İşte neden olmuyor? Çünkü artık belirli bir seviyenin üstüne çıktım. Sürekli trafikte olduğum için artık onlarla iletişimim güçlü. Onun ne yapacağını, o benim ne yapacağımı ikimiz de kararlı şekilde davrandığımız için işler çok kolaylaşıyor. Yani şöyle. Demin orada bekleyen kadın benim hızımı sabit görüyor, tamam mı? Sabit görüyor ve beyni diyor ki tamam, bu durmayacak diyor hani. Ama sen ne yapıyorsun? Direksiyona böyle sarılıyorsun, tamam mı? Acemi olduğun için korkak ve ürkekliğini zaten senin seziyor, tamam mı? Arabanın daha gelişinden seziyor. Sonra sen böyle ayağın birazcık frene gidiyor gibi oluyor. Ama şey diyorsun ya şöyle içinden. Acaba geçecek mi, geçmeyecek mi? Atlamaz değil mi falan diye düşünüyorsun ya. O sırada diyor ki yol verecek herhalde ya diyor. Yani senin önüne kimse atlamıyor aslında. Senin kararsızlığın karşı tarafta senin acemi olup olmadığını bilemez ki. O dışarıdan bir tane araba görüyor. Ve araba kullanıyorsa biliyordur diye düşünüyor, değil mi? Sen yaya olarak onun senin önüne atlamayacağını bileceksin. O da senin önüne atlamayacağını biliyor zaten. Ölür yoksa. Kaza yapacaksınız arkadaş. Sinyal verseniz daha güzel olmaz mı? Daha iyi anlaşmaz mısınız? Neler yapıyorsunuz? YouTube videomda canlı bir kaza olsa o da 10 numara olmaz mı? Bak, bu arkadaş yanında otobüs var diye korkuyor mu acaba? Önü dolu mu, boş mu? Bak. İşte sağına hakim olamayan bir arkadaş. Bakın. Otobüs halbuki çizginin sağında, değil mi? Bak, çizginin sağında, sen solundasın. Neden korkuyorsun abi? O çizginin sağında bak. Bir karış, ne bir karışı? 5 karış yolun sağında. Neden korkuyorsun? Neden fren yapıyorsun? Bak, önün bomboş. Gidebilirsin. Neden? Çünkü sağına hakim değilsin. Senden Allah razı olsun videoma eşlik ettiğin için. Yani bak, halen gidemiyor. Görüyor musunuz? İşte sol tarafa çarpacak ya. Yazık. Ya çizgiye bakacaksınız arkadaşlar sadece, tamam mı? O kocaman araba değil. O koskocaman araba değil. O şeridinde giden bir araba. Tek yapmanız gereken şey şeritten ne kadar içeride ona bakmanız ya. Sen uzaktan bu arada biz artık yine belirli bir seviyeye geçtiğimiz için ona bile bakmıyoruz ya. Mesela sen burada virajı dönerken şöyle önüne bakıyorsun, değil mi? Önüne bakıyorsun, böyle arabayı çizgide tutmaya çalışıyorsun, değil mi? Bunun ileriki aşamasında biz ileriye bakıyoruz. Ta en ileriye bakıyoruz. Burada kalmak, artık burada çizginin içerisinde kalmak bir süre sonra dert olmuyor. Bu öndeki şahinci çok yavaş gidiyor. Acemi falan değil büyük ihtimalle de. Şey. Öyle. Bu şahinciler arabaları yere indiriyorlar. Şekil yapacağım diye böyle içine 50 liralık benzin, 50 liralık LPG falan koyuyorlar. Ondan sonra böyle gece şeye çıkıyorlar, gezmeye. Cam da açık zaten. Hava da serin anasını satayım. Cam nasıl açık oluyor ki? Neyse. Mümkün olunca sağdan gidelim. Bak, yola katılanlar var mı diye ta buradan bakıyorum. Daha hemen buradan bakmayacağız. Ta öncesinde bakacağız. Sonra aynamdan kontrol ediyorum. Hatta acemi arkadaşlar için ne söyledim? Aynanızdan bakın, ama ben acemiyken çok düşüyordum bu hataya. Aynamdan bakıyorum, kimse yok. Sağa kıracağım, dağıt diye yandan korna sesi geliyordu. O yüzden bir de şöyle kafamı çeviriyorum. Işık var mı diye bakıyorum. Kimsecikler yoksa sağa geçiyorum, ama bak, şu an konuşuyorum diye hata yaptım. Stop lambalarını görüyor musunuz? Katılım vardı şu an, ama hızımı onlara göre ayarlayacağım. Onları zora sokmayayım diye.
gelen yok, katılım yok. Şu an ben burada 85 km hıza rahatça gidebilirim ama orada bir sıkıntı var. Yani benim şu an sağa geçmemem gerekiyordu. Konuşuyorum diye hata yaptım. Şu an halen orta şeritten gidiyor olmam gerekiyordu. Yokuş çıkarken, yol ayrımlarına gelirken ortada kalmak daha iyi oluyor. Hem yola katılanları zora sokmuyor, hem sizi zora sokmuyor. Ya videoyu biz ne diye başlattık, neler yaşandı ya? Dur bakalım, sağa geçelim. Hızlı gitmek istemediğimiz bir gündeyiz. Rahat rahat konuşalım. Kamyon şeridi ne kadar dolduruyor diye bakıyoruz. Ve olayın en temelinde, en zemininde ne var biliyor musun? Bu arabaya, ya bu araba 1 milyon ya diye bakmaman lazım. Ya bu arabanın boyası bilmem neyi falan çizildi sağı solu diye bakmaman lazım. Bu araba ne biliyor musun? 4 tekerleği var ve ortasında böyle şasesi var. Sen onun üstünde oturuyorsun. Koltuğunu bile azıcık geriye ittiğin zaman veya ileriye ittiğin zaman tek hissetmen gereken şey arka lastiğe ne kadar yakınlaştın, ön lastiğe ne kadar yakınlaştın. Bak, önde iki tane ayağının, bir tanesi sol ayağının altında zaten. Hemen şu sol direğin altında. Bir ayağımız gazdayken, sol ayağımız boşta dururken koyduğumuz yer var ya, karanlık diye gösteremiyorum orayı. Orası genelde tekerleğin kabartısı oluyor. Senin bu arabaya hakim olabilmen için bunun en başı bir kere dört lastiği tam böyle hissetmen gerekiyor. Birazcık komik olacak ama gerekirse arabadan dışarıya çık. Arabanın ebatlarını böyle arabaya sarıl. Arabanın içerisinde böyle sağa sola uzan, arkaya uzan, elinle ne kadar uzakta olduğuna bak. Arabanın içinde otururken kapını aç, park halindeyken kapını aç. Şu kapının kalınlığı bile ne kadar? Yani sen sol ayağını koyduğun yer, arabanın kapısı, sonra asfalt senden ne kadar uzakta? Park edeceksin, kaldırım senden ne kadar uzakta? Biz bu abi çok yavaş gidiyor ya. Senin bunları hissetmen lazım. Sen şimdi dışarıda yürüyorsun değil mi? Kalabalık bir caddedesin. Nasıl bedenine hakimsin değil mi? Koluna çantanı taktığın zaman veya sırt çantanı taktığın zaman bunların hepsine nasıl hakimsin? Eğer ki sırt çantan varken öne doğru eğildiğin zaman çanta da kafandan aşağıya düşebilir değil mi? Bunu biliyorsun. Bedenini ona göre ayarlıyorsun değil mi? Arabaya bindiğin zamanda da artık araba senin sırt çantan. Artık arabanı bedeninle uyumlu hale getireceksin. Artık bedenin araba. O dört lastiği direksiyonu sağa çevirdiğin zaman ne kadar döndüğü, hatta arabanın mesela direksiyonu sola kırdığın zaman yandan tekerleğimiz böyle dışarıya doğru çıkıyor ya birazcık. O lastik arabadan ne kadar dışarıya çıkıyor? Ona bile bakman gerekiyor biliyor musun? Park ederken çünkü hissetmen gerekiyor. Bazen böyle direksiyonu tam sola kırıyorsunuz ve işte arabayı içeriye doğru park ederken ön lastik kaldırıma değiyor ya mesela. Kaldırımdan ne kadar uzaktasın? Lastiğinin çıkıntısı kadar uzaktasın. Peki o çıkıntı ne kadar? Şimdi in aşağıya, direksiyonu tam sol kır, park halindeki arabanda bir bak bakalım. O lastiği çevirdiğin zaman ne kadar dışarıda duruyor? Sağa kır, sağa kırdığın zaman çık dışarıya, ne kadar oluyor diye bir bak. Arabanızı park ederken, acemiyken özellikle, arabalarınızın ebatlarına alışmanın en iyi yöntemi, benim çok yaptığım bir yöntemdir. Arabadan sürekli iniyordum. Tahmin yürütmüyordum. Arkamdaki arabaya ne kadar yakınım diye, önümdeki arabaya ne kadar yakınım diye, tahmin yürütmeye, ona dokunacak mıyım, dokunmayacak mıyım diye bakmaya, işte bak bunu yapmaman lazım, gitmen lazım. Yokuş aşağı senin yüzünden frene basıyorum sürekli. Bak burada da yola katılım var. Şimdi hızlanacağım mecburen bu arkadaş da zora girmesin diye. Ya yokuş aşağı giderken motor freniyle iniyor büyük ihtimalle. Kendi fren yapmıyor hiç. Ama bak trafik yavaşlıyor. Hadi ben hata alayım. Bak birazdan sağ şeritteki adam da ona yaklaşıyor. Kaç dakika olmuş? Videomuz 10 dakika olmak üzere. Yola aniden atlayanları çok konuşmadık. Bir dakika.
arabanın sağına hakim olmak konusu. Ben şu an sağına hakim olamayan bir şahinci şeridi buldu. Arabanın sağına hakim olabilme hissini sen şu an hangi lastiğe ne kadar yakınsın? Arka lastik nerede? Bak öncelikle o dışı olmayan, tamam mı? O at arabası gibi gözüken sadece iki ön lastik, iki arka lastikten oluşan ve şasenin üstüne oturduğunu düşün. Bir kere ona tam bir hakim misin? Sonra arabanın bagajı varsa bagaj çıkıntısı, ön burnu çok uzundur. Ön burnunun, bak tekerlekten sonra ön burnunun uzunluğu. Senin bunu hissedebilmenin, bu arabaya hakim olabilmenin en önemli yolu. Ben bu şekilde çözdüm kendi sorunumu. Ben lastiklerime hakimim ve kasa lastiklerden ne kadar uzakta? Ben buna hakimim. Direksiyonu sağa çevirdiğim zaman hemen ayağımın altında, o tekerleğin ayağımın altında olduğunu biliyorum. Eğer ki sen bilmiyorsan, arabayı direksiyonu kırdığına, araban nereden itibaren döneceğini hissedemiyorsan, yani arabanın burnunun da tam olarak nereden geçeceğini hissedemezsin. Öncelikle ben olayın en boş halinin üstünde oturuyorum. Şu an ben gösterişli, güzel bir arabanın içinde oturmuyorum. Ben şu an 4 tekerlek ve şasenin üstünde oturuyorum. Bunu hissediyorum. Koltuğumu 5 santim geriye aldığım zaman bile arabanın dışarıdan bakıldığı zaman tam olarak neresinde olduğumu iliklerime kadar hissedebiliyorum. Bunu hissedebilmek için kendin çok komik yöntemler deneyebilirsin. Git arabayı kucakla. Dışından arabayı kucakla. İçinden kucakla. Çıkar emniyet kemerini. Uzak, bak elini uzat. Senden bu arabanın sağı ne kadar uzakta, tamam mı? Çünkü bu araba senin bedeni. Bu arabanın içine oturduğun an artık bu senin kıyafetin. Bunu her yerini hissetmen gerekiyor. Önümüze atlayan yayalar da tamamen sizi izliyor arkadaşlar. Sizin elinizde 1 tonluk, 1,5 tonluk araba var, tamam mı? Bu yaya o adamı öldürebilir, o kadını öldürebilir. O sizin hareketinize göre hareket ediyor. Senden duracakmış enerjisi alırsa o zaman bir adım öne atıyor ama sen durmuyorsun. O sırada sen de diyorsun ki bak önüme atlayacaktı, biliyordum önüme atladı, bak gördün mü falan diyorsun ya. Olay çok karmaşık değil arkadaşlar. Ya frene basıp yol vereceksin ya da gaza basıp gideceksin. O karşı taraf onu algılar. Zaten eğer yaya geçidi yoksa ve acemiysen yol verme. Çünkü acemiysen yol vermek çok zor. Sen kibarlık yapıp yol verirsin, yanından gelen motorla ona çarpar. Arkandan gelen sana çarpar. Yani yayayı görür görmez yapacağınız şeyler var. Öncelikle arka ayna kontrolleri. Sonra sen bir anda yayayı gördün, yol verdin diye bir şey yok zaten. Böyle bir ikilemde kalmak diye bir şey yok. Yol veremezsin. Ya zamanında görürsün yayayı. Yayayı zamanında gördün. Aynana bakacak kadar vakit var. O zaman yol verebilirsin. Ama aynana bakarken şunu unutma. Hemen arkanda araba var. Ama onun arkası boş. Bak, bakabildiğin kadar uzağa bak. Yani o yaya iki araba geçtikten sonra zaten geçebilecekse durduk yere trafiğin akış hızını bozma. Durduk yere arkandaki adama fren yaptırma. Yani bir kişiye kibarlık yaptıracaksın diye arkandaki bir kişiye de zorluk çıkarma. Aynalarımıza çok iyi bakmamız gerekiyor. Yani başka değinecek bir konu yok arkadaşlar. Videoları çok da uzatmak istemiyorum. 15. dakikaya doğru gelmişiz. Bu videoyu böyle bitirelim. Bu video birazcık böyle anlatırken zor oldu. Birazcık böyle olaylar oldu. Kafamı karıştıran mevzular da oldu ama yine de anlayamadığınız veya size aktaramadığım bir şey olursa hemen yazın bana. Ben zaten bu yolda gidiyorum, tamam mı? Bana hiçbir eziyetiniz yok sizin arkadaşlar. Canınızı sıkan her konuyu benden isteyebilirsiniz. Ben böyle yolda giderken hemen videosunu sizler için çekerim. Benim için de çok iyi oluyor. Yani ben bu olayların zemininde önceki videolarımı dinlediyseniz duymuşsunuzdur. Ben aslında ileride sağlığım saatim yerinde olmaz da
kızıma direksiyon öğretemezsem, yani yarın ne olacağımız belli değil. Araba kullanmıyor, ona ben öğretmek istiyorum. Halen arabalar yerden gidiyor olursa, uçan arabalar falan çıkmazsa veya yapay zeka destekli şoförler sürekli arabalar, sürücüsüz arabalar sürekli trafikte dolanması söz konusu olmazsa, yani benim kızım bu arabayı kendisi kullanması gerekirse, bu videoları izleyerek araba kullanmayı benden öğrenebilir hissiyle çekiyorum ben de bu videoları. O yüzden eğer ki siz bir konuda takılıyorsanız, eğer bugün siz bir şeyde zorlanıyorsanız, yarın benim kızım da zorlanabilir. O yüzden hiç çekinmeden isteyin. Sonuç olarak ne zaman ayırıyorum, ne artı bir para harcıyorum, ne artı bir emek veriyorum. Sadece zaten hali hazırda konuşamadım. Hali hazırda yaptığım şeyi paylaşacağım. O yüzden rahatça benden isteklerinizi dile getirebilirsiniz. Haydi arkadaşlar, yeni videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.